Yok, sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Sinir oluyorum bu kadın anne ya. Üzüntüsü bile içten değil. Bence sevindi olanlara. Zaten abimi kızına layık görmüyordu. Anlamıyorduk sanki. Boşver şimdi bunları. Önce abini düşünmemiz lazım. Zaten bizden başka düşünen yok görüyorsun. Salih. Merhaba, ben Elif. Nasılsın? Yılmaz nasıl? Görüştün mü? Bugün mü? Aşk olsun Salih ya, insan bir haber verir. Peki. Yok, ben de gelmek istiyorum. Yani izin alabilirsen mutlaka geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Burak Bey. Bir dakika konuşabilir miyiz? Evet. Mümkünse bugün sizden 2 saat izin istiyorum. Akşam 2 saat geç çıkarım. Çok önemli bir işim çıktı. Peki. Ama 2 saati geçmesin. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Sanık Yılmaz Akın'la müdafi avukat ve müşteki vekili geldi. Açık duruşma başladı. Buyurun, oturabilirsiniz. Haber var mı? Hayır canım. Daha yeni başlamıştır. Merak etme, her şey senin istediğin gibi olacak. Aa, sen erken mi çıktın? Evet. Babamı özledim. Mağaza bayağı toparlandı anne. Görsen, herkes deli gibi çalışıyor. Bu gidişle yakında açarız. İnşallah. Ne kadar erken o kadar iyi. Erol Bey, biraz salonu alabilir miyim? Hava serinledi. Peki. Hadi bakalım. Ben de geleyim mi? Gelme. Siz şimdi ana kız kaynatacaksınız. Biliyorum. Çok iyi görünüyor. Baksana, yürüyüp gitti. Of, neyse, atlattık galiba. Atlattık. Sen bir de bana sor. Hayır, mahkemeyi sormadı. Çünkü bir dakika önce bana sordu. Bütün gece bu konuyla uğraştım durdum. Anne, daha neyi düşünüyorsun anlamadım. Kızım, atladığımız bir şey var. Neymiş o? Bu çocuk hapse girecek ya. Kız ne olacak? Ne demek kız ne olacak? Nişanlısı varken daha az tehlikeli değil miydi? Şimdi yalnız. Ömer'in istediği gibi. Evet. Ömer'in önünde engel kalmadı. Aman bırak anne, ne olacaksa olsun artık. Zaten engel olabiliyor muyuz? Hayır. Bari boşu boşuna uğraşmayalım. Ben senin gibi düşünmüyorum. Haberler nasıl baba? Ha, geldin mi? Ne oldu size böyle, ikiniz de erkenden eve geldiniz? Mağazayı kime emanet ettiniz? Mağaza emin ellerde baba, merak etme. Murat herkesin tepesinde boza pişiriyor zaten. Bir de biz ayak altında dolaşmayalım dedik. Şimdilik tabii. Temizlik var diye. Madem sen buradasın, biz de içeri gidip ne yemek hazırlamışlar bir bakalım. Gel Filiz. İşler yolunda mı sahiden? Her şey yolunda. Sevindim. Sen nasılsın? Asıl onu söyle. Ben mi? Ben iyiyim. Gayet iyiyim. Ömer, kız hala işte değil mi? Çok merak ettim şu kızı. Seni bu hale getirmek her baba yiğidin harcı değil.
Aa kızım ne yapıyorsun, yeme öyle. Hava tadı böyle çıkıyor, ne yapayım? Tamam da yemeğin manzarasını bozuyorsun. Olanlar için üzüldüğünü biliyorum. Kendini sorumlu tuttuğunu da farkındayım. Bunları hissetmediğimi mi sanıyorsun? En çok sana üzüldüm baba. Mağaza filan umurumda değil. Kaybettiğimiz iş de öyle. Ama sana bir şey olsaydı. Ben iyiyim artık, bu konuyu kapatalım. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Nasıl bir kız bu? Anlat bakayım. Nasıl biri? Etrafımızdakilere pek benzemiyor. Farklı biri. Nasıl anlatsam? Ben de iyi tanımıyorum aslında. Ama garip bir biçimde güven duyuyorum kıza. Çok açık sözlü. Ondan mı bilmiyorum. Çok mu şeffaf? Sanki her şeyiyle ortada. Hani istese de yalan dolan çeviremeyecek tipler vardır ya. Önce kendinden sorumludurlar. Böyle konuşuyoruz diye sen aramızda bir şeyler olduğunu sanıyorsun. Ama bir şey yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Bilmiyorum. Belki de olur. Onu da bilmiyorum. Sen aşık olmuşsun. Bilmem. Olmuşsun. Bu bilinmezlikler onu gösteriyor. Ne düşünüyorsun? Onun bizimle çalışmasını istemiyorsan anlarım baba. Başka bir yerde işe ayarlarım. Benim daha iyi bir fikrim var. Burada boş boş oturmadım. Bir şeyler düşündüm elbette. Yaz kızım. Dosya tamamlanmış olduğundan araştırılacak başka bir husus kalmamıştır. Gereği düşünüldü. 1. Sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 151. madde 1. fıkrası gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına. 2. Sanığın geçmişteki hali göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 52. madde 1. fıkrası gereğince verilen cezanın para cezasına çevrilmesine dair verilen karar, temiz yolu açık olmak üzere sanık, sanık vekili ve müşteki vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. Kesip ağlar.